dünyanın en iyi 10 numarası Galatasaray'da. Sneijder'den bile iyi. 100 yılı aşkın tarihiyle Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken, bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi 10 numaraları yad edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince aklı ilk gelen isim kuşkusuz Giorgi Hagi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu, tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Hagi'ye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaralı listesine de adını yazdıran Rumen Superstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu. Galatasaray'da bir dönem 10 numaralı formayı giyip efsane olmasına rağmen, mevki itibariyle oyun kurucu olmayan Metin Oktay ve Felipe Melo gibi isimleri listeye dahil etmiyoruz. Gelelim Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Aslan'ın en iyi ikinci 10 numarasına. Biz 4-4'lük futbol ekibi olarak bu noktada Prekazi ve Sneijder'in arasında kalsak da, burun farkıyla Sneijder'i ikinci sıraya koyuyoruz. Hollanda tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Wesley Sneijder, Inter'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Sniper'dan. Çünkü henüz 2-3 sene evvel dünyanın en iyi futbolcusu yarışmasında Ballon d'Or'a çok yaklaşmış ve hatta çoğu otoriteye göre de ödülü o hak etmişti. İşte böyle bir yıldızdı Wesley. Hollandalı playmaker Fenerbahçe maçında Volkan Demirel'i bir sağa bir sola yatırdığı golleriyle asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Prekazi'yi koyuyoruz buraya. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatih olmaya başladığı yıllarda, 1980'lerin sonunda takımımızın Devler Ligi'nde yarı finale çıkmasında başrol oyuncularından biriydi zira. Mermi gibi şutları, zeka kokan ara paslarıyla Galatasaray'ı zaferden zafere taşımıştı ünlü futbolcu. Monaco'ya attığı efsane frikik golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Evet dostlar, bugün sizlerle Galatasaray tarihinin en iyi 3 10 numarasını belirledik. Listeye giremeyen Sergen Yalçın, Arda Turan, Lincoln, George Felipe, Elano gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 10 numarasını yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya 1000 like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Bu arada Alex de Souza sizce Galatasaray'da oynasaydı, Galatasaray tarihinin en iyi 3 10 numarasının arasına girer miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Galatasaray milli yıldızla anlaştı. Galatasaray Kayserispor'da iyi bir çıkış yakalayan milli sağbek Onur Bulut'u gündemine aldı. Kayserispor'da dikkat çeken bir performans sergileyen Onur Bulut, Aslan'ın takibine girmeyi başardı. Yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularla görüşmelerini sürdüren Dursun Özbek yönetiminin hedefindeki son isim, Kayserispor'la 2023 yazına kadar kontratı bulunan Onur Bulut. Oyuncu tarafını ikna eden Dursun Özbek'in milli yıldız için Kayserispor'la da temaslara başladığı öğrenildi. Galatasaray mali şartlar uygun olursa transferi Ocak ayında bitirmeyi düşünüyor. Ancak istenen bonservis sarı kırmızılılara fazla gelirse sezon sonu beklenecek ve Onur Bulut bedelsiz olarak kadroya katılacak. 28 yaşındaki futbolcuyu Trabzonspor ve Fenerbahçe'de transfer etmek istiyor. Geçen sezon ligde 34 maça çıkan Umut bir kez gol atarken 8 kez de asist yapma başarısı göstermişti. Kuayar Galatasaray'a. Orta saha mevkisine transfer yapmak için yoğun bir uğraş veren Galatasaray, nokta atışı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta saha rotasyonunda genişlik sağlamak isteyen Aslan, El Hilal'de forma giyen Kolombiyalı orta saha Gustavo Kuayar'ı yakın takip aldı. Kolombiya basınında yer alan habere göre Gustavo Kuayar'a Galatasaray'ın büyük bir ilgisi bulunuyor. Haberde kariyerinde henüz Avrupa'da forma giymeyen Kuayar için Galatasaray'da forma giymenin çok büyük bir fırsat oldu ve sarı kırmızılıların bu transferi bitirme aşamasına getirdiği kaydedildi. 2026 Dünya Kupası elemeleri başlamadan önce teknik direktör Nestor Lorenzo'nun dikkatini çekmek isteyen 30 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. El Hilal'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Kuayar, merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapıyor.
Koyer'in güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Galatasaray'da Doğukan sinik harekatı. Galatasaray, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse sarı kırmızılıların B planı da hazır. Doğukan sinik. Bulls T forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde. Sezon başında Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Bryce Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak sükse yapan Galatasaray, Dünya Kupası arasında da zirve hesapları yapıyor. Şimdiden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk veren Galatasaray'da Okan Buruk, kanattaki rekabeti arttırmak ve güçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz Ünder'in ismini yönetime verdi. Sarı kırmızılılar milli oyuncu için bastırıyor ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı Doğukan sinik olacak. Sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak 4 milyon euro bedelliye Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye giden 23 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor. İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maçta yalnızca 301 dakika forma şansı bulan ve henüz kendini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi kiralık formülünü devreye sokacak. Doğukan da gelişimi için kiralama tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi. Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelecek olan sarı kırmızılılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz Ortiz'e transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sunacağı belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak Internacional'dan Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis bedeli ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti.